Çiçeklerle hoş geçin. Balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs. Ya hayır söyle ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma. Sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek. Kibirle yürüyerek, yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma. Tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül. Bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Hayırlı geceler. Sevgili izleyicilerimiz, sahurdan sehere bir yolculuk için başladığımız Sahura Doğru programımızın bir yenisinde yeniden birlikteyiz. Mübarek Ramazan ayının bizim için sayılı olan günlerini teker teker geride bırakırken, önümüzde evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından azat oluşun müjdesinin bulunduğu kıymetli günler var. Kıymetini, kadrini bilenlerden olmak dileğiyle hepinize merhaba diyor, programımıza başlıyoruz efendim. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz programımıza. İzleyicilerimiz, bugün TV Kayseri ekranlarında canlı olarak yayınlanan Sahura Doğru programımızın kıymetli konuğu Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden değerli bir hocamız, kıymetli hocamız Profesör Doktor Süleyman Akyürek hocamızla birlikteyiz. Kıymetli hocamızla bugün sabır ve şükür kavramlarını ve bu kavramların hayatımızdaki önemini, yerini konuşacağız. Evvela kıymetli konuğumuza, aziz misafirimize hoş geldiniz diyerek programımıza başlayalım. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Afiyettesiniz, iyisiniz inşallah. Hamdolsun. Çok teşekkür ediyorum. Ramazanınızın mübarek olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin hocam. Cümle. Tüm seyircilerimizin ve bizim için güzel, bereketli, mağfiret dolu günler olmasını Rabbim'den niyaz ediyorum. Amin hocam. Allah razı olsun. Efendim bugün kıymetli okuyucu hocamız Ahmet Kara hocamız bizlerle. Ahmet hocama da hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk hocam, Allah razı olsun. Siz de afiyettesiniz Ahmet hocam. Elhamdülillah hocam, çok şükür. Peki hocam, inşallah Cenab-ı Hak şükrünüzü artırsın. Biraz sonra bu kavramı da konuşacağız hocamla. O zaman sözün, kelamın en yücesi, en kıymetlisi, en doğrusu olan Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'inden bir tilavetle Ahmet Kara hocamız bizlerle. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم
ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغن من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla. Rabbimiz Allah'tır deyip dost doğru yaşayanlar, işte onların üzerine melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaad olunan cennetle sevinin. Allah'a çağıran, dine ve dünyaya yararlı iş yapan ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İyilikle kötülük bir olmaz. En güzel olan davranışla kötülüğü sav. O zaman bir de göreceksin ki
Seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sıcacık bir dost oluvermiş. Bu sonuca ancak sabırlı olanlar ulaşabilirler. Yine buna ancak erdemlerde büyük pay sahibi olanlar ulaşabilirler. Cenab-ı Hak el-Hak doğruyu söylemiştir aziz izleyicilerimiz. Efendim programımızda bugün konuğumuz Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Süleyman Akyürek hocamız. Kıymetli hocamızla beraberiz. Yıllar önce kendisine talebe olmakla şeref bulduğumuz o mütebessim çehresiyle, gönül alan sözleriyle gönlümüzde taht kuran hocamıza bir talebesi olarak hoş geldiniz demek istiyorum tekrardan. Hoş bulduk Sadi Hocam. Ben de sizleri burada görmekten mutluluk duyuyorum. Allah razı olsun hocam. Allah razı olsun. Inşallah. Büyük hizmetler yapıyorsunuz. Bu Ramazan gününde hem biraz önce Ahmet Hocam sağ olsun o da bizim öğrencilerimizdendi. Kur'an-ı Kerim'i o okudu. Siz ne güzel bu işlerin sunuculuğunu yapıyorsunuz. Biz de bunları gördükçe mutlu, bahtiyar oluyoruz. Allah razı olsun. Bizim için herhalde en güzel nimetlerden bir tanesi bu diye Allah düşünüyorum. Allah razı olsun hocam. Evet. Hocam halde büyük kantarlar vardır malumunuz. Onlarda böyle küçük şeyler tartılmaz. Tabiri caizse siz o haldeki büyük kantarlar gibisiniz. Estağfurullah. Biz bakkal Estağfurullah. Tartısı sizden aldığımızı tartıyoruz hocam. Estağfurullah. Cenab-ı Hak layık etsin inşallah. Amin amin inşallah. Muhterem hocam, Üstad Necip Fazıl Kısakürek der ki sabır tarifi yaparken, sabır incecik sırat, murat içinde murat. Sabır hakka tevekkül, sabır hakka itimat. Sabır çok kıymetli bir kavram, çok kıymetli bir erdem. Bize sabrı siz nasıl tarif edersiniz, nasıl anlatırsınız hocam? Evet, şimdi Ramazan ayındayız. Evet. Hocam. Oruç mevsimindeyiz. Temelde yine oruç ibadeti de sabırla ilişkili tabii. Evet hocam. Yani sabretmek bizim açımızdan düşünürsek direnmek, tahammüllü olmak. Direnmek. Evet, direnme işidir. Direnme işi de bir bilinç gerektirir. Yani şu anda bizim yaygın olarak kullandığımız sabır anlayışına bakarsanız insanlarımız sabretmeyi pasif bir eylem gibi düşünüyorlar. Yani başa gelen musibetler var ve biz bunda pasif bir şekilde duruyoruz gibi anlaşılıyor. Oysa sabretmek direnmek işidir. Mesela oruç örneğinden düşünürsek kendimizi tutuyoruz. Neyden tutuyoruz? İşte kötü sözden tutuyoruz. Biraz önce hocamız da okudu. Sonra gözlerimizi tutuyoruz. Neyden? Kötüye bakmaktan tutuyoruz. Kulaklarımızı tutuyoruz. İşte kötüyü duymaktan vesaire. Zihnimizi tutuyoruz. Kötüyü düşünmekten. Bu tutma işlemlerinin her birinde dirençli olmak gerekiyor. Evet hocam. Sabır daha çok olumsuz bir olayla karşılaştığımız zaman, istemediğimiz, beklemediğimiz şeyler başımıza geldiği zaman orada direnmek, tahammül etmek anlamında kullanılıyor. Tabii bu karar verme işidir. Yani bir olayla karşılaştığınız zaman orada karar verip tahammül etmeyi tercih etmek, direnmeyi tercih etmek bizim için son derece önemli bir noktadır. Çünkü direnmeyi tercih etmezsek bu defa onlara yani karşılaştığımız olaylara karşı isyan etme, şikayet etme gibi durumlarla da tepkiler verebiliriz. Direnmek son derece önemli. Çünkü Hak Teala bizi buraya göndermiş dünyaya ve bize çeşitli nimetler vermiş. Evet. İşte ayeti hatırlarsak ne diyor? Biz sizi hiçbir şey bilmezken annenizin karnından çıkardık diyor. Dünyaya gönderdik. Size yüzler, eller, ağızlar, kulaklar verdik diyor. Şimdi bu nimetlerle biz dünyaya geliyoruz. Evet hocam. Bir de Hak Teala Yüce Rabbimiz bize bu nimetleri kullanabileceğimiz, geliştirebileceğimiz bir çevre vermiş, bir ortam vermiş. Aile vermiş, işte dünyanın üzerinde çeşitli nimetler vermiş. Sabır da bu nimetlerden bir tanesidir. Ama önce bu nimetleri görmek gerekiyor. Yani bunun bir nimet olduğunu idrak etmek, anlamak gerekiyor. Bu da temelde bizim açımızdan baktığımız zaman nimetlerle karşılaşmak bize ne sağlıyor? Nimetler niçin verilmiş? Bunun üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Bize nimetler niye veriliyor? İşte ayetteki şeyi hatırlarsak liyeblüveküm eyyüküm ahsenu amele.
Evet. Yani bize verilen nimetleri biz en iyi şekilde kullanacağız. Sonra o nimetleri kullandıkça kendimizi geliştireceğiz. Geliştirdikçe de Hak Teala bizi sınayacak. Bakalım kim kendisine verilen nimetleri alıyor ve o nimetlerin gereğini yapıyor. Dolayısıyla temelde sabır eylemi sınanma eylemiyle birlikte. Yani evet, biz her gün, her dakika, her anımızda sınanıyoruz. Neyle sınanıyoruz? Bakalım iyi şeyler mi yapacağız, kötü şeyler mi yapacağız diye. Çünkü Rabbimiz bizim içimize hem iyiliği hem de kötülüğü yapabilme potansiyelini vermiş. فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا diye ayeti hatırlarsak, bizde her ikisinde yapma potansiyeli var. Evet hocam. Bu potansiyeli biz çevreyle etkileşime girdiğimiz zaman, işte bize verilen o nimetlerle karşılaştığımız zaman bu potansiyel ortaya çıkmaya başlıyor. Bu potansiyel ortaya çıktığında da ister istemez iyi tercih, kötüyü tercih bizim işte sonunu sevap ya da günah, sonrasında da ahirette cennet ya da cehennem diye gördüğümüz ve bildiğimiz durumla karşı karşıya getiriyor. Ve biz bu tercihlerimizle gidiyoruz. Evet. Denenme sürecinde ister istemez şükredeceğimiz işte iyi şeyler de, onlarla da karşılaşabiliyoruz. Tam tersi istemediğimiz, beklemediğimiz olaylarla da karşılaşabiliyoruz. Bu olaylar, durumlarla karşılaştığımız zaman hangi tepkiyi veriyoruz? Oraya bakmak gerekiyor. Sabır işte belki bizim istemediğimiz, beklemediğimiz anlarda karşılaştığımız olaylar da ortaya çıkıyor. O yüzden Peygamber Efendimiz ne diyor? Sabır, istenmeyen herhangi bir olayla karşılaşıldığı zaman verilen ilk tepki diyor. Dolayısıyla biz sabır üzerinden, sabrı fark ettiğimiz andan itibaren olaylara karşı bakışımız da değişmeye başlayacak. Evet. Direneceğiz, dirençli olacağız. Ama kimin için? Evet. Yani bu defada işte herhangi bir olayla, olumsuzlukla karşılaştığımız zaman, diyelim ki ölüm, Allah başa vermesin, gecinden versin, ölüm, hastalık vesaire gibi olaylarla karşılaştığımız zaman hangi tepkiyi veriyoruz? Ve bu verdiğimiz tepkiyi de niye vereceğiz? Bu anlamlandırma sürecini gerektiriyor. Sabır bu noktada bilinçli bir eylemdir. Yani kişi çeşitli durumlar içerisinden hangi tepkiyi vereceğine karar verme becerisini gerektirir. Evet hocam. Ben hangi tepkiyi vereceğim burada? İşte trafikteyiz, gidiyoruz. Birileri sizin damarınıza bakıyor ya da istemediğiniz bir olay oluyor. Şimdi oruç zamanındayız, işte daha çok belki kendimizi yönetmek vesaire gerekecek. Buradaki süreçte de kişiler hangi tepkiyi vereceklerine dair bir karar vermesi gerekiyor. Biz bu kararı Allah için verirsek, Allah rızasını düşünerek verirsek, bu defa direncimiz daha da artmaya başlıyor. Evet. Şimdi etrafımızı gözlediğimiz zaman, işte çocuklarımıza bakalım ya da kendimize bakalım, bir başkasını gözleyelim. Orada şunları fark ediyoruz: İnsanlar artık sabırsız oldu diyoruz, değil mi? Fazla direnmiyor diyoruz. Çabucak kırılganlık gösteriyor diyoruz. Şimdi bu kırılganlıklar içerisinde işte Rabbimiz bize diyor ki, başınıza bir iş geldiği zaman direnin bakalım. Size verdiğim bu yetenekleri bir kullanın. Hemen ani tepkiler vermeyin. Bir düşünün, ne iyi olur, ne kötü olur. Sonuçlarını bir hesap edin diyor. Bu süreci iyi yönettiğimiz zaman sonuçta elde ettiğimiz ürün meyvesi oluyor. O yüzden evet, Hazreti Peygamber diyor ki sabır acıdır. Meyvesi tatlı. Ama meyvesi tatlıdır diyor. E niye acı oluyor? İstemediğimiz bir durum ve biz bu durumlarda dirençli olmamız gerekiyor. Evet. Direnirsek başaracağız. Direnirsek işte kendimizi yönetebilirsek, duygularımızı yönetebilirsek, düşüncelerimizi yönetebilirsek o zor zamandan geçiyoruz. Ve zor zaman geçtikten sonra bu defa ne diyoruz? İyi ki sabretmişim diyoruz. Evet. Çünkü ani tepki verdiğimiz zaman sonuçlarını kestiremiyoruz. Hı-hı. Sonuçlarını kestiremediğimiz için sağlıklı kararlar veremiyoruz. Sağlıklı karar vermeyince de bu defa pişman olmaya başlıyoruz. İşte bu duruma düşmemek için öncelikle
bir sorunla karşılaştığımız zaman, bu bir problem çözme zihin dünyasıyla baktığımız zaman olaya, önce olayı bir anlamamız gerekecek. Evet hocam. Neyle karşılaşıyoruz? Nasıl bir sorun var? Bunun sebepleri neler? Ben bunların üstesinden nasıl gelebilirim diye bir düşünce sürecini yürütmemiz gerekecek. Tabii burada da alışkanlıklarımız devreye giriyor. Yani Hak Teala'nın bize verdiği o nimetleri, işte elimiz, kolumuz, ayaklarımız, zihnimiz, bunların işleyişinin nasıl yıllar içerisinde alışkanlık meydana getirdiğimiz, nasıl inşa ettiğimiz devreye giriyor. Kendi diyelim ki bir öfke durumumuz var, kızgınlık durumumuz var. Bunu kontrol etmeyi öğrenmişsek, öfkelenecek durumda ne yapmak zorunda kalıyoruz artık? Daha kendimizi rahat idare edip ve kontrol edip sabredebiliyoruz. Evet hocam. Ama bu beceri gelişmemişse, bu defa da istemediğimiz durumlarla karşılaşabiliyoruz. Sonra pişmanlıklarımız, özürlerimiz bunları takip ediyor. Hocam anlattıklarınızdan şöyle bir şey ortaya çıkardım. Hayat nimet külfet dengesi içerisinde yaşanan bir süreç. Nimet bize bir takım konforu, alışkanlıkları verdiği için biz hayatın hep o konfor, o nimet çerçevesi içerisinde yaşanacağını düşünüyoruz. Oysa Müslüman olmanın gereği, Cenab-ı Hak diyor ki, sizi açlıkla, kaybetmekten korktuğunuz şey neyse korkularınızla, mallarınızdan, canlarınızdan, ürünlerinizden eksiltmeyle imtihan ederiz. Terazinin külfet dengesinde bir takım şeyler belirmeye başladığında, bu sefer biz kaybetme korkusuyla sabrı elden kaçırınca iş bozuluyor. Doğru. Bu mesela cenazelerde falan çok okuyoruz ya bu ayetler, Bakara suresinin ayetleri. Evet hocam. Ve lenebluvennekum bi şey'in minel havfi vel cu'i ve naqsin minel envali vel enfusi ve semerat ve beşşiris sabirin diyor mesela ayet. Evet. Sabredenleri niye müjdeliyoruz? Yani elimizde mallarımız gittiği zaman değer verdiğimiz bir şeyler var. Sevdiklerimiz gidiyor, onlar var. Sonra korkularımız, endişelerimiz var. İşte Rabbimiz bu durumlarda biz hangi tepkileri vereceğiz? Ne yapacağız? Buralarda bizi denemeye çalışıyor. Yani bu imtihan dediğimiz hayat Tabii. süreci içerisinde bunlar bizim birer not baremimiz gibi değil mi hocam? Yani biz bunlarla karşılaşıyoruz ve karşılaştıkça da sizin dediğiniz gibi tabiri caizse kendimizi bir teraziye, kantara çıkartıyoruz. Evet hocam. Bu kantarlarda kendimizi görme şansımız oluyor. Yani bu olumsuz durumlar esasında kişinin kendisini tanıması, yeteneklerini görmesi, eksik yönlerini fark etmesi ve tepkilerini nerede göstereceğini anlamasıyla ilgili. Evet. Yani biz esasında bu zorluklarla karşılaştıkça kendimizi tanımaya başlıyoruz. Mesela diyelim ki bu dünyaya niye geldik? Geliş amacımız nedir? Sorusuna işte birileri etrafımızdan ayrıldığı zaman kafamıza dank ediyor. Diyoruz ki ben bu dünyaya niye geldim? Sonum ne olacak? Yarın iki gün sonra bunlar yaptığım zaman ne elde edeceğim diye düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla Rabbimiz bizi bu imtihanlarla karşılaştırarak esasında bizden kim daha iyi kendini geliştirmiş, bu olaylara hangi tepkileri veriyor ve bunları niye yapıyor, bunu görmeye çalışıyor. Bize vermiş olduğu potansiyelin ne kadarını kullanmışız? Bu imtihan deneme süreçlerinde o aldığımız notları düşünürsek, bu notlarla biz ne elde edeceğiz? Bunları görüyoruz. O yüzden sabredenleri müjdeliyor. Yani sabretmek bu tip durumlarda direnme işidir. Dirençli olma işidir. Şimdi etrafımızdaki birçok insan hemen bir olay olduğu zaman, bir sarsıntı, bir deprem gibi düşünelim bu işi. Bir deprem olduğu zaman hangi tepkiyi veriyor? Binası ne kadar kuvvetliyse ona göre davranıyor. Doğru. Kişilik binası da böyledir. Eyvallah. Yani bizim kişiliğimizi de biz o çocukluktan getirdiğimiz Allah'ın verdiği o nimetlerle, yeteneklerle ne yapıyoruz? İnşa ediyoruz. Sabır tabiri caizse bir deprem testi gibi oluyor. Eyvallah. Şiddetine göre de biz ya yıkılmalar fazla oluyor, çatlamalar vesaire, ya da orada sağlam bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. İşte bu anlamlandırma işidir. Yani evet. Ben bu tip durumlarda olumsuzluklarla karşılaştığım zaman ne yapacağım ve niye böyle davranacağım diye kendimize sormamız gerekiyor. O yüzden sabır
Kim için sabır, niye sabır dediğimiz zaman Hak Teala ile bunun bağını kurmak gerekecek. Eyvallah. Hocam çok güzel bir nokta ile bağladınız. Şimdi hemen Lokman suresinden başka bir ayet aklıma geliyor hocam. Burada da insan olmanın gereği ve Müslüman olmanın gereği bir takım sorumluluklarla ve vecibelerle yaşayan bir insan olarak Cenab-ı Hak diyor ki size bir takım sorumluluklar yükledim. İşte onlardan ya büneyye akimis salate ve emur bil ma'ruf ve enha anil munkar. Bir de vasbir ala ma esabek. İnne zalike min azmil umur. Yani sürekli olana sabırla azimle devam etmek. Bu yönüyle baktığımızda hocam ibadet eden bir Müslüman bu kalıptan baktığında ne der acaba? Şimdi ibadetlerimiz de kimin için ve niye yapıyoruz? Bunun bilincinde olmayı gerekiyor. Öncelikle onu anlamlandırmak lazım. Tabii önce onu anlamak gerekiyor. İşte yine diğer bir ayeti düşünürsek sabır ve namazda Allah'tan yardım dilemekten söz ediyoruz mesela. Evet. Niye sabır zor bir iş? Biraz önce Lokman Aleyhisselam'ın o şeyini düşünürseniz yani ibadetlere devam sabrı ettiğiniz zaman öncelikle ne var? Bir işi yaparak devamlılık, alışkanlık kazandıracaksınız. Dolayısıyla olumluları yerleştirmek için sabretmek, iyi güzel şeyleri yerleştirmek için sabretmek. İşte namaz kıldığımız zaman namaz kılarak ne yapacağız? Esasında Allah'la bağımızı, Yüce Rabbimizle bağımızı diri tutuyoruz, canlı tutuyoruz ve bu durum bizim herhangi bir olayla karşılaştığımız zaman daha dirençli olmamızı sağlıyor. Yani olayın Allah'la irtibatını kurduğumuz zaman diyelim ki ölüm, bunun Yüce Rabbimizle irtibatını kurduğumuz zaman daha dirençli oluyoruz. Hemen bizim kişilik binamız sarsılmıyor. Çabucak yıkılmıyoruz. Diyoruz ki Allah bizi bu dünyaya gönderdi. Öteki dünya var diyoruz ve daha dirençli oluyoruz. O yüzden inanan bir insan için temelde sabırlı olmak karşılaştığı olaylara, durumlara karşı direncini artırıyor. Bizim Yüce Rabbimizle irtibatımız ne kadar kuvvetliyse buradaki direncimiz de o kadar kuvvetli oluyor. O yüzden ibadetleri yapmak, bu ibadetleri yaparken kendimizi geliştirmek, evet, tutmak hepsi bizi bir üste çıkartmış oluyor. Daha dirençli hale getiriyor. Mesela şu anda Ramazan ayındayız. Ramazan ayında yine kendimizi tutuyoruz. Önümüze yemek gelmiş ya da yeme isteğimiz var. İçimizden istekler fışkırıyor ve biz orada kendimizi tutuyoruz. Niye tutuyoruz? Allah'la bağını kurduğumuz için tutuyoruz. Tutmak daha kolay geliyor bize. Bazı alışkanlıkları olan seyircilerimizi düşünelim mesela. O bile o alışkanlığını ne yapıyor Ramazan ayına geldiği zaman? Kendini daha çok tutuyor. Evet. Niye? Çünkü bu tutmayı Allah'la irtibatlandırdığınız zaman daha kolay yapıyorsunuz. Ama ibadetlerde olsun, diğer olaylarda olsun Allah'la irtibatı kurmadığımız zaman biz daha kırılgan oluyoruz. O yüzden Müslüman bir insan için, inanan bir insan için ibadetleri yapmak onu daha dirençli hale getiriyor. Olumsuzluklar karşısında daha tahammüllü, daha dirençli bir yapı inşa etmiş oluyoruz. Hocam sabır kavramı içerisinde ifade buyurduğunuz gibi tahammül kavramı var. Hoşgörü kavramı var o çatının altında. Biraz daha mutedil olma durumu var. Bir de bunların zıttı var hocam, öfke. İşte öfkeyle kalkan zararla oturur, evet, atasözü. Dolayısıyla sabır ve sabırsızlık kavramları arasında insanın lehine ve aleyhine olan bir takım durumlar da ortaya çıkıyor. Değil mi ki din insanın dünyada da ahirette de mutluluğu için vardır. Dolayısıyla bu anlamda bize çok net dünyada ve ahirette mutluluk getirecek, bizi iyi sevk edecek bir kavramı biz doğru anlayamazsak maalesef hapishanelerimiz, evet, pişmanlıkla dolu insanlar, yaptıklarıyla insanların kalbini kıran, gönlünü kıran, kendilerine sırt dönmesine neden olan insanların çoğalmasına, artmasına neden olur. Bu yönüyle hocam biraz da sabırsızlıktan bahsedecek olursak ne dersiniz? Doğru. Sabırsızlık, niye sabredemiyoruz biz işte? Bu anlamlandırma dedim ya biraz önce. İbadet yapmalarda falan da aynı şeyi konuşmuştuk. Sabırsızlık, acele etmek. Yani olayı henüz anlamadan, durumu anlamadan, etkilerini görmeden,
bunun 3 adım, 4 adım sonrasında hangi sonuçlara yol açacağını görmeden hareket etme işi, o yönde karar verme işidir. Evet. Oysa biz kararlarımızı verirken bunun çeşitli boyutlar olabileceğini düşünsek, 3 adım, 4 adım sonrasını hesap edebilsek, bu defa ne yapacağız? Diyelim ki bu hapishanelerden vesaire söz ettik ya da öfkelenmekten söz ettik. Öfkemizin sonuçlarını hesap edeceğiz ve bu hesapla birlikte artık tercihlerde bulunacağız. Diyeceğiz ki ben burada kendimi direndirirsem, dirençli olursam şunlardan uzaklaşacağım diyeceğiz ve kendimizi o kötülüklerden korumuş olacağız. Yoksa içimizdeki biraz önce söylemeye çalıştığım husus buydu. Duygularımız, hislerimiz bizi ne yapıyor? Hemen bir olayın içine doğru itiyor. Evet. Ama biz orada bir durup muhasebe yapabilsek, olayın sonuçlarını hesap edebilsek, bu defa pişmanlıklarımız daha azalacak. Dinimizdeki bu mutluluk da burayla ilgili zaten. Yani kısa süreli hazlar mı istiyoruz? Yoksa uzun vadede daha ne diyelim yok olmayacak, daha büyük şeyler mi elde etmek istiyoruz? Daha büyük şeyler elde etmek istiyorsak bu defa kısa vadeli hazlardan vazgeçip kendimizi orada durdurmamız gerekecek. İşte bir kişi akşama kadar niye sabrediyor oruçta? Kendini niye tutuyor ya da biz niye tutuyoruz? Diyoruz ki Yüce Rabbimizin rızası var. Onu elde etmek istiyoruz. Yani daha büyük amaç için küçük hazları yavaş yavaş dizginleyebiliyoruz. Dolayısıyla ibadetler bize bu anlamda kendimizi dizginleme, kontrol etme, daha dirençli hale gelme becerisini de kazandırmış oluyor. Evet. Hocam yine sabır kavramıyla az önce Necip Fazıl Üstad'ın o şiirinde ifade buyurduğu, hatta bir ayette aklıma geldi. اَلَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar sabrederler ve Rablerine tevekkül ederler. Üstad da diyor ki sabır hakka itimat, sabır hakka tevekküldür. Bu sabır tevekkül zinciri bir iç içe girmiş ve kopmaz bir bağla da birbirine bağlanmış. Sabreden aynı zamanda tevekkülü iliklerine kadar yaşıyor demek midir hocam? Tabii ki yani biz tevekkülü ne zaman yapıyoruz? Bir üzerimize düşen işleri yaptıktan sonra sonucunu Rabbimize bırakıyoruz. Evet. Sabredecek kişi de işte olayları görüyor, olaylara tepkilerini veriyor ama bunun sonuçlarını yine Hak Teala'ya bırakıyor. Çünkü biz bütün olayların bütün sonuçlarını görme şansımız yok. Fakat burada işte sabrı bilinçli yapmaktan söz etmiştik ya. Sabır burada bilinçli bir eylemdir ve bilinçli bir tercihtir. Evet. Biz şu sonuçları değil de bu sonuçları tercih ediyoruz. Görebildiğimiz kadarıyla ve bu sonuçların da bizim için hayır olmasını istiyoruz. O yüzden de Rabbimize güveniyoruz. Yani tercihlerimizin sonucunu Hak Teala'ya bağlayarak tevekkül etmiş oluyoruz. Evet. Şimdi bu bağlantıyı da kurmadığımız zaman İşte ben sabrettim, istediğim sonuç çıkmadı diyor ve isyan ediyoruz. Evet. Oysa bizim direnmemizde beklediğimiz sonuçlar olabileceği gibi beklemediğimiz ve bizim hayrımız olan daha iyi sonuçlar da olabilir. Onu da ancak Allah bilir. O yüzden orada sabreden kişi bunun peşine de bir de tevekkülü eklemesi gerekiyor. Ben sabrettim, işte direndim, tamam ama bunun sonuçlarında ne elde edeceğim dediğim zaman benim beklentilerimden belki daha ileride Hak Teala bana nimetler verecek, lütuflar bulunacak. Evet. Dolayısıyla mesela dünyadaki sabrettiğimiz şeylerin sonucunda ne istiyoruz? Diyoruz ki cennete gidelim, cemalullahı görelim diyoruz. Ve bu sabır uzun vadede Allah'la bağını kurduğumuz için bizi daha dirençli hale getirmiş oluyor. Evet. Zaten kişi tevekkül ettiğine sonsuz itimatla, sonsuz güvenle teslim tabii olmazsa ne sabrı ne de tevekkülün çok bir anlamı olmaz hocam. Sabretmeyeceğiz zaten o zaman. Yani böyle bir bağlantı kurmazsak niye ben bu olumsuz durumlara katlanayım? Mesela şimdi toplumumuzda toplumumuzdaki birçok sorun buradan çıkıyor değil mi? Niye diyor ben mesela bu kişinin kahrını çekeyim, bu boşanmalar olsun, ondan sonra diyelim ki bir öğrenciyseniz derste zorlukla karşılaşıyorsunuz. Ben niye bunu çekeyim diyor. Bırakıp gidiyoruz. Yani direnmek yerine pes etmeyi tercih edebiliyoruz. Ama zorluklarla karşılaştığımız zaman yani ben bu kişiye niye tahammül edeceğim? Bu olaya, bu duruma niye tahammül edeceğim? Bu yanlışa niye tahammül edeceğim dediğiniz zaman orada Allah'la bağını kurmak bizim direncimizi artırıyor. Tabii her yerde
Oraya şimdi mi gireriz bilmiyorum. Sonra mı gireriz? Her yerde mi tahammül edeceğiz? Yani İmam Gazali der ki bazı yerlerde var ki orada tahammül etmeniz farz. Evet. Zorunludur yani. Niye zorunlu? İşte ibadet gelmiş. İnne zelke min azmil umur evet. ifadesi değil mi hocam? Evet. Bu? Yani ibadetlerde sabretmeniz gerekiyor. Azimle, sabırla. Ki evet devam edeceğiz. Devam. Sonuçları bizim açımızdan meyvesi daha iyi olacak. Evet. Bir doğruyu, bir güzeli yaparken işte birileri yapmıyor diye ondan vazgeçmeyeceğiz. Ne diyeceğiz? Sabredeceğim çünkü bu benim yapmam gereken bir iş evet. diye düşüneceğiz. O yüzden ibadetlerde, iyi şeylerde sabretmek bizim için zorunlu. Bir diğer nokta var. Mesela bazı durumlar var ki burada sabretmek, tahammül etmek tam tersi yanlış bir şey. Yani diyelim ki haram bir şey var. Haramda ısrar ediyorsunuz. Sürekli direniyorsunuz. Kendinizi değiştirmek istemiyorsunuz. Buradaki sabretmek artık doğru bir şey değil. Bunu biz sabır olarak almıyoruz. Evet. Dolayısıyla sabır zorunlu olan yerler var. Burada zorunluluğa devam etmek gerekecek. Ama bir yerden bakmışsınız. Diyelim ki kadın cinayetleri vesaire birçok şeylerde de bunu görüyorsunuz. Artık kişiler eziyorlar karşısındaki muhataplarını. O durumda sabretmek, sineye çekmek bir noktaya kadar diyorsunuz. Evet, doğru. Ondan sonraki yani o noktayı belirleyip sonraki süreç artık işkenceye dönüşmüş oluyor. Dolayısıyla en başta konuştuğumuz sabır bilinçli bir tercihtir, bilinçli bir eylemdir. Karşılaştığımız durumları analiz edip orada karar verme işidir dediğimizde bunları kastediyoruz. Yani hangi durumlarda sabretmeliyim ben? Nereye kadar direnmeliyim? Niçin direnmeliyim? Bunların hepsine bireyin kendisinin karar vermesi gerekiyor. Bu kararı da Allah'la bağladığı zaman işte o zaman ibadette sabır. Çünkü sabrettiğimiz zaman ne yapacağız? Yüce Rabbimizle bağlantımız artacak. Arttığımız zaman daha dirençli, daha tahammüllü olacağız. Sonra geleceğiz, olumsuz şeyler olacak. Haram şeyler, kötü şeyler olacak. Kötü şeylerde ısrar etmek bize zarar verecek. Dolayısıyla bu zarar dolayısıyla da biz elden gelince orada artık direnmeyeceğiz. Tamam diyeceğiz bu yanlış bir şeydir deyip davranışımızı değiştirmiş olacağız. Hocam insan dediğimiz o muammayı erdemli kılan ya da kamil-i mümin kılan tam olgunluğa eriştiren o yolculukta bir takım kavramlar var. İşte o kavramlardan biriydi sabır. Sabrı nerede nasıl hangi biçimde kullanmak gerektiğini bilme erdemiyle kullanma kılavuzunu çok iyi uygulamayla, okumayla yapabiliriz dediniz. Son olarak şu ayette sabır konusunu bitirelim isterseniz. Çok malumu olan, izleyicilerimizin malumu olan bir sure. Asra yemin olsun insanlık hüsrandadır. Fakat sabredenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bu hüsranın dışındadır. Evet. Demek ki sabırsızlık aynı zamanda hüsranın ta kendisidir hocam. Doğru. İkinci şeyi de düşünelim orada. Yani hem hüsrandır hem de sabretmek için birbirimize yardımcı olmamız gerekiyor. Evet. Yani sabırda da birbirimize destek vereceğiz. İşte herhangi bir olumsuz durumla karşılaştığı zaman yakınımızdaki kişinin direncini artacak destek vermemiz gerekiyor. Yani sabırda yarışmak, sabırla birbirimize tavsiyede bulunmak bu defa direncimizi artıracak. Bu ne için gerekli? Biz bir toplumda yaşıyoruz. Dolayısıyla birbirimizi ne kadar desteklersek olumlu şeyleri sürdürmede, herhangi bir olumsuzlukla karşılaştığımız zaman buna direnme kısmında ne kadar kenetlenirsek bu defa sabır olayı daha çok yaygınlaşıyor. O yüzden birilerini kavga ederken gördüğümüz zaman ne diyoruz? Sabır çek diyoruz. Mesela bizim toplumumuzda sabır çekmek var. Evet. Ya sabır de diyoruz mesela. Evet. Yanınızdaki bu kişi bu defa size direnmede yani sabretme kısmında bir hatırlatmada bulunuyor. Etrafımızdaki insanların bizi buraya doğru yönlendirmesi de yine bizdeki sabır direnmenin gücünü artırıyor. Dolayısıyla biz dirençli hale gelme kısmında da birbirimize destek vermemiz gerekiyor. Hem hakkı tavsiye edeceğiz hem de sabrı tavsiye edeceğiz. Çünkü
İnsan dediğimiz varlık zayıf yaratılmış. Yani hepimizde bu zayıflıklar var. İşte başlangıçta konuştuğumuz o iyiye veya kötüye meyaliyet durumları zayıflıklar olarak ortaya çıkıyor. Bu zayıflıklarımızı aşmada da birbirimize destek vereceğiz ki Müslümanların birbirine bu anlamdaki desteği ülkemizde içinde yaşadığımız durumlardaki olumlulukların artması, olumsuzlukların da azalmasına yardımcı olmuş olacak. Evet hocam, Allah razı olsun. Evet. Sabır kavramı açıldıkça başka ufuklar getiriyor zihnimize. Sabırsızlık bazen insanın asi olmasına, dolayısıyla raydan çıkmasına, tabii, haktan sapmasına da neden olabilir. Bu anlamda birbirimize sabrı tavsiye etmek çok kıymetli dediniz, tabii, hocam. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. 45 dakikayı geride bıraktık. Yönetmenim der ki kısa bir ara verelim. Kıymetli hocamız Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Akyürek hocamız. Kıymetli hocamızla biraz sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Sevgili izleyiciler, Sahura Doğru programımızın bu bölümünde yeniden birlikteyiz. Konuğumuz Kayseri Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Akyürek hocamız. Kıymetli hocamızla programın ilk bölümünde sabır kavramı üzerinde konuştuk. Hocamız bize sabrı çok şumullu bir şekilde anlattı. Hangi pencereden bakmakla sabrı kuşanabileceğimizi, insan olma erdemi içerisinde erdemli kavramlardan biri olduğunu ifade ettiler. Şimdi ikinci bölümde de bu bölümde de şükür kavramı üzerinde devam edeceğiz. Yine sabırla yakın ilintili, bağlantılı bir kavram olması hasebiyle şükür kavramı üzerinde kıymetli hocamızla konuşacağız. Efendim Türkiye Diyanet Vakfı'nın şükür bahsi de şükür şöyle ifade ediliyor hocam. Yapılan bir iyiliği bilmek ve iyiliğe iyilikle karşılık vermek. Evet. Şükür hamd ilişkisi var ama şükür kelimesi üzerinde siz nasıl bir tanımda bulunursunuz? Doğru. Şimdi iyiliği bilmek dedik ya, iyiliği kimden bileceğiz biz? Bir olumlu durumla karşılaştık, bunu kimden bileceğiz? Ya da olumsuz bir durumla karşılaştık, bunu kimden bileceğiz? Temelde sabırla şükrün birleştiği yerlerden bir tanesi burası. Evet hocam. Yani kahrın da hoş, lütfun da hoş dediğimizde, yani olumsuz durumlarla karşılaştığımız zaman niye sabrediyorduk? İşte Allah'ın bize vereceği nimetler var, sonunda vereceği mükafatlar var. Bunu elde etmek için sabrediyorduk. Şükürde de aynı şekilde. Yani olumlu şeyleri de sahibini bilmek, Allah'tan olduğunu bilmek gerekiyor. Bu son derece önemli bir bilinç. Çünkü insanlar olarak biz öyle yaratılmışız ki bir olumlu şeyle karşılaştığımız zaman bunu kendimizden biliyoruz. Olumsuz bir şeyle karşılaştığımız zaman da bunu başkasına atıyoruz. İşte diyelim öğrenciyiz. Öğrenci bile ne diyor? İyi not aldığı zaman kendimden. Ben diyor kazandım, bendendir bu. Kötü not aldığı zaman bu hocadandır diyor. Evet. Yani biz iyiyi kendimize yükleme, kötüyü başkasına atma bu gibi. Bu fıtri bir şey mi hocam? Yani fıtratımızda böyle şey var. Yükleme dediğimiz, olumsuz yükleme şeyi var. Biraz önce o sabırda konuşmuştuk ya. Yani bunun iki adım, üç adım sonrasını düşündüğünüz zaman esasında bu özelliğimizi de fark edip buna göre kendimizi değiştirebiliriz. Olumlulukla karşılaşmışsak bileceğiz ki bunun kaynağı Yüce Rabbimiz bize lütfetmiştir. Senden gelecek her hayra muhtacım, tabii, diyor hocam. O bize lütfettiği için ona teşekkür etmek gerekiyor. Ki Yüce Rabbimizin bir ismi diyelim işte sabır, sabur bir ismi şakir, şekur. Evet. Yani biz burada şakir olan Rabbimize şükredeceğiz. Dolayısıyla bir iyilikle karşılaştığımız zaman da bunun kaynağını öncelikle bağlantı iyi kuracağız. Kaynağında ne var? Rabbimiz bize lütfetmiştir bunu ve biz ona şükredeceğiz. Neyi lütfediyor? Biraz önce sabırda konuştuğumuzda yine bağlantısını devam ettirelim. Bize nimetler vermiş. Bu nimetlere şükretmek gerekiyor. Zorluklar vermiş. Buna tahammül etmek gerekiyor. Zorluklara sabrediyoruz. Nimetlere de şükrediyoruz. Dolayısıyla şükür yaptığımız ya da yapmamız bizim öncelikle bu
nimetin kaynağını fark etmemizi gerektiriyor. Nimetin kaynağını bilince artık kime teşekkür edeceğimizi de yavaş yavaş belirlemiş oluyoruz. O yüzden şükredenleri müjdele diyor Rabbimiz, değil mi? Niye şükrediyoruz? Şükrettiğimiz zaman sonuçları var, ahiret var. Bunları göreceğiz. Yani Allah'a teşekkür etmemiz gerekiyor. Peki biz Yüce Rabbimize nasıl teşekkür ederiz? İşte ibadetlerimizde şükrederiz. Evet. Nimetler vermiş, o nimetin gereğini yaparak şükrederiz. Evet. O yüzden bizim geleneğimizde işte dilin şükründen, gözün şükründen, kalbin şükründen, beden azalarının şükründen söz edilir. Evet. Niye dilin şükrü var? İşte o dili Allah bize bu yeteneği, bu konuşma yeteneğini hangi amaçla verdiyse bu amaca uygun kullandığımız zaman onun şükrünü eda etmiş oluruz. Sonra bu yeteneği kullanırken buna bize Allah'ın verdiğini, Yüce Rabbimizin verdiğini, bize bu yeteneklerle, olumlu şeylerle sınadığını, imtihan ettiğini bilirsek o zaman daha rahat hareket ederiz ve şükrümüzü Rabbimize bağlamış oluruz. Sanki işte bizim ülkemizde de çok yaygın bir kanaat, işte diyelim bir fakirliği ele alalım, fakirlikte sabrederiz, zenginlikte şükrederiz gibi düşünüyoruz. Oysa fakirlikte de kişi şükredebilir. Evet. Zenginlikte de sabredebilir. Evet. Yani zengin olan kişi zenginliğinin, yani o kendisine Allah'ın verdiği nimetlerin gereğini yapmıyorsa o onun için bir olumsuz imtihan olacak. Ve kendisine daha çok olumsuzlukları biriktirecek. Sonucu da işte cehennem dediğimiz susuz. Ama Allah'ın verdiği o nimetleri iyi kullandığı zaman, o nimetin gereğini eda ettiği zaman, bu nimeti verenin Allah olduğunu düşünerek hareket ettiği zaman, bu defa da o onun için bir şükür kaynağı olabiliyor. Evet. Aynı şey fakirlik içinde düşünülebilir yani. Fukara-i Sabir'in, Agniya-i Şakir'in dedikleri şey aslında evet. Tam içini doldurmadan kavramı anlayamayız demek ki hocam. Tabii ki yani. Hocam Allah şükrünü artırsın derler mesela. Nasılsın? Şükürler olsun diyeyim. Allah şükrünü art. Demek ki şükür artan bir şey ve arttıkça değer kazandıran bir şey. Evet, ayette öyle diyor. Le in şekertüm le ezidenneküm diyor. Hmm. Yani şükretmek bize olan nimetlerin artmasının da bir vesilesidir yani. Hmm. Çünkü nimetleri vereni hatırladıkça Rabbimiz bize nimetlerini yine çoğaltıyor. Ama biz nimeti vereni unutunca, bunun hepsini kendimizden diye düşünmeye başladıkça bu defa bencillik yapmaya başlıyoruz. Oysa nimetin sahibinin Yüce Allah olduğunu düşünürsek bu defa ne yapıyoruz? Bu nimeti paylaşmaya başlıyoruz. Bu nimet benim değil, ben bunun emanetçisiyim diye düşünüyoruz. O ister bilgi olsun, diyelim ki bilgimizi paylaşmaya başlıyoruz. İster mal olsun, malımızı paylaşmaya başlıyoruz. Olumlu duygularımız olsun, olumluluklar olsun, bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şükrettikçe bizim nimetimiz artıyor. Ama bu nimetin kendimizden olduğunu düşündüğümüz zaman, ben bunu elde ettim, ben bunu kazandım diye düşündüğünüz zaman, bir bilgi ise, bilgiyi ben elde ettim dediğiniz zaman bu Allah korusun bizi kibre götürüyor. Evet. Sonra bu bilgimizi insanlarla paylaşmıyoruz mesela. Paylaşma ihtiyacı duymuyoruz. Bu benim, benim diyoruz. Bu sahiplenme bizi artık geliştirmiyor. Tamam. Oysa biz paylaştıkça artacak, gelişecekti. Hem sevinçlerimizi paylaştıkça mutluluğumuz artacaktı. Hem üzüntülerimizi paylaştıkça o üzüntümüz azalacaktı. Dolayısıyla herhangi bir olumluluğun, nimetin kaynağını Yüce Rabbimizle, Allah'la kurduğumuz zaman bu defa paylaşma da çıkacak ve kendimizde olan o olumsuz duygular, işte bencillik, kibir vesaire, cimrilik gibi olumsuz duygular azalmaya başlayacak. Bu zaten bizi yine dirençli hale getirecek. Olumluluklarda artık sürdürmeye çalışacağız, onu yaygınlaştırmaya çalışacağız. Etrafımızda iyilik yaygınlaşsın diye uğraşacağız. Evet. Biz buna uğraştıkça bulunduğumuz ortam da güzelleşecek ve Rabbimiz hem doğrudan hem de dolaylı olarak bize nimetini artırmış olacak. Bunun sonucu da zaten öte dünyadır. Dolayısıyla burada şükür. Peki nimetin, şükrün, Allah'la bağını kurduk ama
Allah'a şükretmek için nasıl bir yol takip edeceğiz? Bir, ibadetlerle doğrudan Rabbimize şükredebiliriz. İşte bize verdiği nimetler dolayısıyla. İster bedensel olabilir, ister bulunduğumuz ortam, çevre, işte diyelim ki Rabbimiz bize havayı vermese ne yapacağız yani? O nimeti fark etmek ancak onun yokluğunda oluyor. İşte salgın sürecini yaşadık. İşte sarılmanın bir nimet olduğunu, maskesiz dolaşmanın bir nimet olduğunu yaşayarak görmüş olduk. Daha önce bize sıradan gelen şeyler, olumsuzluklarla karşılaştığımız zaman orada bunun bizim kaybettiğimiz zaman elimizden neler gittiğini görmemize, bu bilinci kazanmamıza yol açtı. Dolayısıyla burada biz nimetleri kaybettiğimiz andan itibaren şükrü de hatırlamış oluyoruz. Rabbimize ibadet ederek şükredebiliriz. Sonra Rabbimize şükrün bir diğer yolu insanlarla ilişkilerimiz. İnsana teşekkür etmeyen men yeşkurun nas diyor. İnsanlara şükretmeyen Allah'a teşekkür etmez. Dolayısıyla biz doğrudan Rabbimize ilişkimizde ibadetlerimiz kanalıyla, namazımızla, orucumuzla şükrümüzü eda ediyoruz ama insanların da yaptığı iyilikler var. Onlara da şükretmemiz, teşekkür etmemiz gerekecek. O teşekkür de yine Allah'la bağını kurmak gerekiyor. Yani siz bana bir iyilik yaptınız, ben size teşekkür ediyorum ama bu iyiliğin kaynağı esasında kim? Yüce Allah'tır yani. Allah size o verme duygusunu, o iyilik yapma duygusunu vermeseydi siz bana iyilik yapmayacaktınız. Ben de size teşekkür etmeyecektim. Dolayısıyla biz insanlara teşekkür ederken de aynı zamanda Yüce Rabbimizle bağını kurup ona da şükretmiş oluyoruz. Evet. Hocam şükürle hamd arasında da ince bir çizgi var derler. Şükür hep bir iyiliğin, verilen bir nimetin karşısında, yapılan bir iyiliğin karşısında vardır. Fakat hamd sadece Allah'a yapılır ve hamdde bazen başımıza gelen bir musibette bile biz Allah'a hamd olsun bununla atlattım deriz. Doğru. İşte biraz önce sabırda da konuşmuştuk ya. Yani olumsuzlukla karşılaştığınız zaman da bunu yine Allah'la bağını kurduğunuz zaman ona direnmeniz daha kolay oluyor. Allah bize diyorsunuz bunu verdi. Bunu vererek esasında beni sınıyor, imtihan ediyor. Bu imtihanı ben geçmem lazım. Geçmeye çalışırken de esasında ben kendimi dirençli hale getiriyorum. O yüzden bana bu olumsuzluğu verdiği zaman da Allah'a hamd etmek gerekiyor. Çünkü hayatta hem olumlu durumlarla karşılaşıyoruz hem olumsuz durumlarla karşılaşıyoruz. Allah'a hamd ettikçe de bu defa bizim direnme gücümüz artıyor. Hem sabırda hem şükürde, şimdi günümüzdeki insanlarımız, etrafımızdaki kişilere baktığımız zaman eksik olan yerlerden bir tanesi bunun Allah'la bağını kurmamak. Evet. Yani olumluyu da Allah'la bağını kurmuyoruz. Herhangi bir olumlu nimet, herhangi bir olumsuz durumun da Allah'la bağını kurmuyoruz. Evet. Fakat bunu kurarken işte insanın iradesi, gücü, orayı da düşünmek gerekiyor. Bazen şu yanlışa da düşebiliyoruz. İşte başımıza bir iş geldi. Bunun sorumlusu Yüce Allah'tır. İşte kader falan diye insanların isyana götüren yer de biraz orayla da ilgili oluyor. Bir olayla karşılaştığımız zaman öncelikle burada bizim yapacağımız şeyler var. Gücümüzde olan hususlar var. O gücümüzde olanı biz yapmakla sorumluyuz, yükümlüyüz. Bunları yaptıkça dirençli hale geliyoruz gücümüzde olanı. Ama gücümüzü aşan boyutlar var. İşte o zaman da tevekkül dediğimiz şey husus devreye giriyor. Yani biz gücümüzde olanı, elimizde olanı, yapabileceğim durumları analiz etmeden, ona karar vermeden, orada dirençli olup irademizi ortaya koyup sonuna kadar gitmeden hemen kolayına kaçma gibi bir eğilime girdiğimiz zaman bu defa suçlu arıyoruz. Evet hocam. İşte olumsuzda suçluyu biraz önce hoca örneğini verdik ya, yanlış not, eksik not alınca hocayı suçlama. İşte olumsuz bir durumda benim burada bana düşen şey neydi? Neyi yapmadım? Hangi nimetler vardı da ben bunları fark edip kullanmadım? Böyle bir analiz yapmayınca bu defa öğrenci hocayı suçlarken 3 gün sonra Yüce Allah'ı suçlamaya başlayabiliyor. Bu bizim kendi sorumluluğumuzu başkasına atmayı gerektiriyor. Oysa Yüce Rabbimiz ne diyor? Siz elinizden geleni yapın, direnin,
Olumlu şeylerle karşılaştığınız zaman sabredin. Olumsuz şeylerle. Olumluyla karşılaştığınız zaman da şükredin. Sonrasında bunun karşılığını ben vereceğim diyor. Aynı şey oruçta da. İşte sabrediyoruz ve bayramında ne yapıyoruz? Allah'a şükrediyoruz. Diyoruz ki evet. Ey Rabbim bizi buraya kadar yaşat getirdin diyoruz. Hamd etmek de böyle. Yani hamdda da biz her bağlantıyı olumlu olumsuz her bağlantıyı yüce Rabbimizle kurmamız gerekecek. Şu anda mesela hayatımızdaki her şeyin biz bu anlamda Allah'la bağını kurabiliriz. Dinimizdeki temel farklardan, özelliklerden birisi de budur. Yani Allah inancı bizim hayatımızdaki her şeye yön verir. Yaptığımız her iş dinle bağlantılıdır. Evet. İnanan bir insan için. Dolayısıyla o bir hastalıkla karşılaştıysa buna Allah için sabreder. Allah'tan karşılığını umarak sabreder. Herhangi bir nimetle karşılaştıysa buna Allah verdiği için şükreder. Yine bağlantısını Allah'la kurar. Her iki durum da bizi güçlendirir. O yüzden Peygamberimiz ne diyor? Müminin hali diyor ne şaşırtıcıdır. Evet. Bir olumsuzlukla karşılaşır. Ona tahammül eder. Direnir. Sevap kazanır. Bir olumlu durumla karşılaşır. Orada da şımarmaz. Yine bunun Allah'la bağını kurar. Onun gereğini yapar. Şükreder. Yine sevap kazanır. Her iki halde de. Kendisi için hayırdır. Tabii her iki halde de bizim için hayırlı bir durumdur yani. Hocam şükür kavramı da yine daha iyi anlaşılması açısından zıddı olan küfranı nimet, nimete küfür, nimeti inkar kavramıyla açıklanabilir. Dolayısıyla küfranı nimet de aslında bir kusurdur. Hem de Allah'ın mükemmel olarak yarattığı bir insan için ayıp sanacak bir kusurdur. Bu noktadan baktığımızda hocam küfranı nimet yapmak nedir bizim için acziyet evet, midir? Evet, nankörlük olarak düşünebiliriz. Evet, yani küfran nimet, küfür ne demek? Bir şeyin örtmek. Tabii bir şeyin üzerini örtmek. Hakikatini gizlemek. Evet, hakikatini gizlemek. O yüzden Araplar çiftçi diyor mesela. Kafir çiftçi. Neyi? Tohumun üstünü örtüyor. Doğru, evet hocam. Şimdi küfreden kişi de esasında bu iyiliğin yani bu olumlu nimetlerin kaynağının üstünü örtmüş oluyor. Allah'la bağını kurmamış oluyor. Evet. Yani karşılaştığı bir olay diyelim ki Hak Teala bize eller vermiş, beden vermiş evet. ve biz bunun kaynağını unutuyoruz. Evet. Bunun gereğini yapmıyoruz. Mesela zihin vermiş, bu zihni akıl vermiş ne yapmamız gerekiyor? Kullanmamız gerekiyor. Aklımızı geliştirdikçe, kullandıkça esasında o nimetin gereğini eda etmiş, şükretmiş oluyoruz. Kafir dediğimiz kişi ne yapıyor? Bilerek, bilinçli bir şekilde bu nimetlerin üzerini örtüyor. Yani bunun kaynağını ortadan kaldırıyor. Allah'la bağını kurmuyor. O yüzden ayetlerde falan işte efela taqilun, akletmiyor musunuz? Evet. Efela tezekkerun, efela yetedebberun oradan geliyor. Yani biz esasında bize verilen bu nimetlerin şükrünü eda etmek istiyorsak öncelikle Allah'ın verdiği bu nimetleri amacına uygun bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Amacına uygun kullanmak ne demek? İşte diyelim ki dilin şükrü ise dilimizin gereğini yapmak, güzel şeyleri konuşmak. Aynı şey sabırda da var. Dili de sabrettirmeniz gerekiyor. Bazı yerler var ki orada konuşmamanız lazım. Onu seçmek işte aklını kullanmak buralarda. Hangi durumlarda susmam gerekiyor? Hangi durumlarda konuşmam gerekiyor? Bunlara karar vermek Allah'ın bize verdiği akıl nimetini gereği gibi kullanmakla ilgili. Aklımızı ne kadar geliştirirsek, duygularımızı ne kadar iyi yönetirsek, iyiye yöneltirsek bu defa Allah'ın verdiği bize nimetleri yerinde kullanmış oluyoruz. Ne kadar da bunu Allah'la bağını kurmazsak o kadar kötüye kullanmış oluyoruz. O yüzden kafir dediğiniz kişi Allah'ın kendisine verdiği diyelim ki göz nimeti var. Gördüğünün arkasını görmesi gerekiyor. Yani diyelim bir ağaç gördü. Bu ağacın arkasında bunun Allah'la, kutsalla ilişkisini kurması gerekiyor.
Ama kişi bilerek onun Allah'la irtibatını kurmayınca, bilinçli bir şekilde üzerine örtünce bunun, o zaman ona biz kafir diyoruz zaten. Nimetin de üzerini örtmüş oluyor. Bu nimetin kaynağı Allah. Ben bu nimeti Yüce Rabbimizle bağını kurduğum zaman ancak onun gereğini yapmış olacağım. O yüzden kalbin şükründen söz ediyoruz değil mi? Evet. Allah'ı hatırlayacak, çünkü Allah bize Yüce Rabbimiz inanma eğilimini vermiş. Onu hatırlarsak, sürekli onunla bağlantıyı kurarsak, ki ibadetlerimiz onunla ilgilidir. İşte orucumuz, namazımız vesaire, yaptığımız her eylem Allah'a şükrünü eda etmiş olacak kalp. Sözcüklerimiz hakeza aynı şekilde, güzel şeyleri konuştukça, iyi şeyleri dile getirdikçe yine Yüce Rabbimiz bunun karşılığını veriyor. İşte güzel konuşun diye Ahmet hocamızın biraz önce okuduğu ayetleri de düşünürsek girişte, bu da yine bizim şükrünü eda etmemizi gerektiren şey. Ayakların şükrü olacak, ellerin şükrü olacak. Dolayısıyla verilen her nimeti yerinde kullanmakla ilgili bu. Yerinde kullanabilmek için de ve kullandığı, hem yerinde kullanacağız hem de bunun veren kişiyle bağını kurarak kullanacağız. Biz bu bağlantıları çok fazla kuramıyoruz. Kuramayınca da sanki ne diyelim, kavramlar havada kalıyor, evet, duygular havada kalıyor. Günlük hayatta sanki Hak Teala ile bağ kurmadığımız için yokmuş gibi hareket edebiliyoruz. Oysa biz bu eylemlerimizi yerine getirdikçe şükrümüzü artıracağız. Allah bize diyelim ki bir nimeti vermemiş olabilir. Diyelim özürlü kardeşlerimiz var, seyircilerimiz olabilir, onlarla ilgili. Ya da olumsuz bir şeyle karşılaşan kişilerimizle ilgili olabilir. Bir nimetin bizde olmaması bazen ona da şükretmenizi gerektirebilir. Evet. Hem sabredeceksiniz hem de şükretmenizi gerektirecek. Çünkü bazen biraz önce dedik ya, bunun sonuçlarının ne olacağını biz bilemiyoruz. Belki o nimette mahrum olmak bizim kendimizi geliştirmemize, dirençli hale gelmemize daha çok yardımcı olmuş olabilir. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Evet. Zaman akıp gidiyor. Biz ikinci bölümü de böylelikle nihayete erdirmiş olduk. Evet. Dönüşte hocam, sabrı şükrü bilmek mi, sabrı şükrü uygulamak mı? Bunu konuşalım. Evet, inşallah. Efendim Süleyman Akyürek hocamız, Profesör Doktor Süleyman Akyürek hocamızla birlikteyiz. Sahurun bereketiyle Sahura Doğru programımız devam ediyor. Biraz sonra yeniden birlikte olduğumuzda hocamızla hasbihalimize devam edeceğiz. Aziz seyircilerimiz, Sahura Doğru programımızın bu son bölümünde yeniden huzurlarınızdayız. Program konuğumuz bugün Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Akyürek hocamız. Kıymetli hocamızla programımızın ilk bölümünde sabır ve şükür kavramlarını, bu kavramlarla ilintili tevekkül kavramını ve başka benzer kavramları konuştuk. Kıymetli hocamızdan istifade ettiğimiz çok güzel sözler işittik. Programımızın bu son bölümünde de sabır ve şükür kavramlarını hayatımızda içselleştirmek, onu hayatımızın bir parçası haline getirmek, tabiri caizse sabrı kuşanmak nedir? Şükrü hayatın vazgeçilmez bir parçası kılmak nedir? Onu soracağız kıymetli hocamız. Acaba neler söyleyecek? Ben de sizler gibi merakla dinlemek üzere kıymetli hocama dönüyorum. Hocam yeniden hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Sağ olun, Allah razı olsun. Şimdi sabrı kuşanmak dedik. Bu sabrı alışkanlık haline getirmek, bizde yerleşik hale getirmek demek. Ya da şükrü kuşanmak, şükrü alışkanlık haline getirmek. Bunlar birer erdem. Ne zaman erdem olacak? Bizde yerleşik hale gelirse, rahatlıkla çıkıp meleke haline gelirse bunlar bizim için yerleşik hale gelmiş olacak. Dolayısıyla sadece bir olayda direnmek değil, dirençli hale gelmek, bir olayda Allah'a şükretmek, insanlara teşekkür etmek değil, bütün şükür hayatını yaşayabilmek, bunlar erdem olarak çıkıyor. Tabi bunların sözünü etmekle uygulamaya geçirmek, sonra da uygulamada da sürekliliği sağlamak, esas önemli yer orası. Evet hocam. Dolayısıyla kendimizi tanıdıkça, olaylara karşı direncimizi artırdıkça, duygularımızı yönettikçe, bunları da alışkanlık haline getirdikçe, bilinçli tercihlerimizin sonucunda
bizde yerleşik hale getirdikçe biz artık sabrı kuşanmaya başlayacağız. Dolayısıyla sabrı kuşanan insanlar artık hayatta karşılaştıkları olumsuzluklarda tahammül etmeleri gereken yerlerde daha dirençli olacaklar. Bu da bir eğitimle olacak. Yani kişi kendiliğinden sabrı kuşanamıyor. Kendiliğinden şükrü kuşanamıyor. Bunun için bir eğitim alması gerekiyor. Alışkanlık haline getirmek için de etrafında birilerinin sürekli burada ona yardımcı olması gerekecek. Hatırlatmalarda bulunması gerekecek. Bu eğitimi nasıl alabiliriz? İşte doğumumuzdan itibaren annemiz, babamız, arkadaş çevremiz, içinde bulunduğumuz ortam, şehrimiz vesaire, bunların her birisi bizim bunları alışkanlık haline getirmemize, bilinçli bir şekilde tercih ederek, bunu bilerek sürdürmemize yardımcı olacaklar. Konuşması kolay dedik, yani sabırlı olalım diyebiliriz. Ama insanların sabrı kuşandığını ancak olayların içinde gözlemleyebiliyoruz. Evet. Yani ben kendime çok sabırlı diyebilirim. Fakat bir olay olduğu zaman sabrım ne yapılıyor? Teste tabi tutuluyor. Ben çok teşekkür eden birisiyim, Allah'a da şükreden birisiyim diyoruz. Ama bu olaylar olduğu zaman nereye yüklüyorum? Pratikte kiminle uygulanabilirliği var mı? Hem uygulanabilirliği hem de sürdürülebilirliği. Evet. Yani bunun ikisini birden götürmek gerekiyor. Bu bir bilinç. Evet. Bu bilinci de biz ancak eğitimle kazanabiliriz. İşte çocuklarımıza diyelim ki dirençli hale getirmek istiyorsak, zorluklarla mücadele etme gücünü kazandırmak istiyorsak, onları zaman zaman zorluklarla denememiz ya da zorluk durumlarıyla baş başa bırakmamız gerekiyor. Evet. Şimdi anne baba olarak onlar herhangi bir zorlukla karşılaşmasın, ben çözeyim, hepsini ben halledeyim, benim böyle dikensiz bir bahçe oluşturayım dediğimiz zaman, böyle koruyucu bir anne baba, koruyucu bir çevre oluşturduğumuz zaman, bu defa o kişi en ufak bir zorlukta pes edebiliyor. Evet. Depreme benzetmiştik ya, dirençli olma, evet, işte evet, kişilik evet, binasının depreme dayanıklılık durumu demiştik. Dolayısıyla küçüklükten itibaren kişi kendi görevlerini kendisi yapmaya başladıkça, onun sorumluluklarını almaya başladıkça, zorluklarla kendisi baş etmeye başladıkça, ondaki bu dirençlilik hali kuvvetleniyor ve daha güçlü hale geliyor. İşte diyelim ki yürüme örneğinden başlayalım, en küçük. Yürümede bile kendisi o ayağa kalkma, düştüğü zaman onun üstesinden gelme, bu becerileri kazandıkça zorluklarla mücadele etmeye başlıyor. Direnerek. Tabii direnerek. Dolayısıyla hayatta biz zorluklarla karşılaşacağız, çocuklarımız zorluklarla karşılaşacak ve o zorlukları onun aşması için ona biraz imkan tanımak, fırsat tanımak gerekiyor. Bu zorlukları aşmayı öğrenemezse daha büyük zorluklarda bu defa başarısız oluyorlar. Diyelim ki okula gitmek bir zorluk mu? Evet, işte sabah uykudan kalkacaksınız. Ama bu zorluğu onun aşıp alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. İşte odasını düzenleme, toplama mesela diyelim ki zor bir şey mi? Yani normalde gönlümüz ne istiyor? Çocuklar olarak düşündüğümüz zaman bir çocuk dağıtayım gideyim istiyor. Annesi babası onun yerine topladıkça o düzenli olma, o olumsuzluklardan başa çıkma, sorumluluğunu yerine getirme zorluğunu üstlenmemiş oluyor. Dolayısıyla çocuklarımız için bunları aile hayatında zorluklarla karşılaştığı zaman fırsat vererek, kendisini tanımasını sağlayarak, zorlandığı yerlerde niye zorlandığını gözlemleyerek ona destek verebiliriz. Burada anne baba olarak onun zorluğunu ben aşayım dediğiniz andan itibaren iki gün sonra başka bir zorlukta bu defa pes edebiliyorlar. Evet. Bu bizim için de geçerli. Yani ilk bölümde konuştuğumuz sabırlı olayında da aynı şeyi söylemiştik, sabır kısmında da. Biz de zorluklarla karşılaştıkça esasında kendimizi test ediyoruz. Ve bu bizim için bir fırsat. Kendimizi geliştirmek için. Yani açığımı göreceğim. Nerede zorlandığımı göreceğim, nerelerimin zayıf olduğunu, direncimin nerelerde kırılabileceğini fark edeceğim ve bunu yavaş yavaş aşarak gideceğim. İşte bu sürece girdiğimiz andan itibaren bunlar bir hayat tarzına dönüşecek ve bizi güçlü kılacak. Aynı şey şükür için de geçerli. Yani etrafımızda eşimizle ilişkilerimizde yaptığı bir iyilikle ilgili olarak ona şükretmiyorsak,
herhangi bir nimetle karşılaştığımız zaman Allah'a şükrümüzü ifade etmiyorsak, etrafımızdaki çocuklarımız, eşimiz bu bağlantıyı göremeyecek. Dolayısıyla onlar da şükrü kuşanamayacaklar. Şükrü alışkanlık haline getiremeyecekler. Biz doğrudan Rabbimize şükrettiğimiz gibi insanlarla ilişkimizde de ona şükrümüzü gösterdiğimizden söz etmiştik. Diğer canlılarla ilişkimizde de Allah'a şükrümüzü gösterdiğimizden söz etmiştik. Dolayısıyla şükrü öğrenmeleri için de yine burada biz anne baba olarak çocuklarımıza yol göstereceğiz. Fakat bunları yaparken önce şurayı iyice belirginleştirelim. Yani örnek olabilmek için önce kendimizde şükrü yerleştireceğiz. Evet hocam. Sabır, şükür önce bizde yerleşecek. Evet. Biz kendi mücadelemizi, nefis mücadelemizi yapacağız. Bu bizde yerleştikçe bu defa aile hayatımıza yansıyacak. Evet. Çocuklarımız bunu görecekler, eşimiz evet. bunu görecek, bu iklimi yaşayacaklar. Sonra bu sabır ve şükür zamanla onlarda yerleşik hale gelecek. Şimdi sabrın sözünü etmekle onun eylemde bizde karşılığı yoksa bu defa etrafımızdaki eşimiz, çocuğumuz falan ne diyecek? Bu işin lafını yapıyor ama icraat yok diyecek. Mümindeki zaten en temel özellik de burasıdır. Yani o sözüyle eylemi arasında bir uyumu vardır. Bu uyumdur zaten onu hayata karşı dilenci kılan, Allah'la irtibatını sağlamlaştıran bu uyumdur. Şimdi biz anne babalar olarak, etrafımızdaki ya da öğretmenler olarak, herhangi bir görev yapıyorsak orada kişiler olarak, öncelikle kendimize bir bakacağız. Diyeceğiz ki ben sabır durumunda neredeyim? İşte zaman zaman kendimi test ettiğim zaman nerede görüyorum, nerelerim eksik? Onu fark edip onu düzeltmeye çalışacağız. Söylemle eylem birliği. Tabii, birliktelik. Samimiyet. Tabii. İman amel ilişkisi diyoruz ya, yani bir evet. mümin için inançlarıyla, değerleriyle eylemleri arasında bir uyum beklenir yani. Evet, evet. Bu uyum olmadığı zaman insanlar hem sizin inançlarınız hakkında şüpheye düşerler ki şu anda bizim toplumumuzda işte inananlara yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi o. Değil mi? Yani diyor ki evet. sabırlı ol diyor ama sabretmiyor. Evet. Şükredin diyor ama bana herhangi bir teşekkürde bulunmuyor diyor. Bu bağlantıyı koparmamak gerekiyor. Erdem olması bu ikisinin bağlantısının kurulmasıyla ilgilidir. Evet. Ben niçin sabrettiğimi bileceğim. Evet. Hangi durumlarda sabretmem gerektiğini, nereye kadar sabrın gerekli, nereye kadarkinin gereksiz olduğunu, bana zarar verdiğini ayırt edebileceğim. Evet. Bunu hem kendimizde karar vereceğiz, yerleştireceğiz, hem de çocuklarımızda. O yüzden niye sabretmesi gerekiyor? Yani diyelim ki bir okula gittiği zaman derslerde niye sabretmesi gerekiyor? Niye direnmesi gerekiyor? Bunu anlamlandırması lazım. Ancak anlamlandırdığı zaman, yani bir işi niçin yaptığını bilen kişiler, evet. bu bilinçli olan kişiler bunu sürdürebilir. Annesi dediği için, babası dediği için sabreden, sineye çeken kişiler 3 gün sonra bu onlar için anlamsız hale gelecek ve bırakacaklar. Evet. O yüzden neyi niçin yaptığını bilecek, niye şükrediyorum, kime şükrederim, ne zaman şükretmem gerekiyor, bunları ailemizde, bulunduğumuz çevrede insanlara konuşup fark ettirmemiz gerekecek. Çocuklarımız da bunu fark ettikçe artık niçin teşekkür ettiğini bilecek. İşte bir kişiye teşekkür ediyorsa esasında karşındaki insana teşekkür etmenin aynı zamanda Allah'a teşekkür etmek olduğunu fark edecek. Bu çocuğumuzun da kendimizin de Allah'la ilişkimizi, sonra birbirimizle ilişkimizi, evrenle ilişkimizi daha sağlıklı götürmemizi sağlayacak. Şimdi biz bu bağlantıları kurmayınca sabrın sözünü yapıyoruz ama eylem bizde yerleşik hale gelmeyebiliyor. Hocam daha bilinçli bir dindarlık, tabii. Daha künhüne vakıf bir din anlayışı ortaya koyuyoruz. Kavramları daha iyi içselleştirdiğimizde, pratik hayata yönelttiğimizde, kullandığımızda. Hocam olaya biraz şu açıdan bakmak isterim. Din ve dindarların hayatındaki bu tür kavramları bilmeyen bir takım insanlar var malumunuz. Mesela sabrı acziyet olarak ifade ederler. Ya da şükrü kendini kandırma olarak ifade ederler. Acaba
Bunların, ya bu tür insanların böyle bir kanıya varmasında bizim de rolümüz var mı? Şimdi sabrı niye niye sabrediyoruz? Neye sabrediyoruz? Ne zaman sabretmeliyiz? Ne kadar sabretmeliyiz? Bunun üzerinde biz fikir yürütmezsek bu defa sabır bir görüntüye dönüşür. Evet. Dolayısıyla normalde orada direnmemen gereken, baş kaldırman gereken yerde hala içine kapanık, silik bir durumda kalırsanız bu bir acziyettir. Evet. Bu inanan bir insan için düşünürsek, inanan bir insan nerede, ne kadar sabredeceğini, niye sabredeceğini, Allah'la ilişkisi, insanlarla ilişkisi bağlamında ayırt edemiyorsa o zaman aciz kalabilir. İşte zulme maruz kalıyorsunuz ve bunu ne diyelim meşrulaştırmak için ben sabrediyorum diyorsanız burada bir acziyet söz konusu olur. O yüzden ilk bölümde demiştik ki sabretmek aktif bir eylemdir, pasif bir kabul değildir. Bilinçli bir tercihtir demiştik. Yani ben niçin sabrettiğimi biliyorsam, bu tercihlerime ona göre karar veriyorsam, sonuçlarını Allah'tan bekliyorsam, burada nerede, ne kadar, ne zaman sabredeceğimi de karar vermem gerekiyor. Bu anlamda bilinçli bir sabır, bir ne diyelim sineye çekme, ondan sonra bir acziyet değildir. Tam tersine bir mücadeledir. Siz sabrın her aşamasında mücadele ediyorsunuz. O zaman işte sabır size bir ışık oluyor. Bu ışığı etrafımızdaki insanlara kazandırmazsak ya da kendimiz kazanamazsak yolumuz aydınlanmayacak. Dolayısıyla insanların sabretmesi gereken yeri de belirlemesi gerekiyor. Nereye kadar sabretmesi gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Niçin sabretmesi gerektiğini de bilmesi gerekiyor. Bu işte bilinçli bir dindarlıktır. Bir yerde zulüm var ve siz bunu o zulümle mücadele etmeyi bırakıyorsunuz. O zulümle mücadele etmeye direnmeyi bırakıyorsunuz. Bu bir acziyet oluyor o zaman işte. Evet. Hocam hani meşhur Salebe kıssası anlatılır Asr-ı Saadet'ten. Hazreti Peygamber'e gelir ve zenginliği için dua etmesini ister de Hazreti Peygamber ona der ki şu an şükrettiğin az varlığın şükredemeyeceğin çok varlıktan senin için daha hayırlıdır. Bu noktada biz bugün yaşadığımız çağ bize her şeyi böyle can canlı kutular içerisinde sunuyor. Tabiri caizse başımızı döndürüyor. Böyle bir zamanda şükrü kuşanmak zor olsa gerektir. Yani çocuklarımıza bunu nasıl anlatacağız hocam? Şimdi zorluğu nereden geliyor işte? Her istediğinizi elde etmeye başlayınca. Bir de kimden geldiğini fark etmeyince, Allah'la bağını kurmayınca bu defa bizde bir bencillik yerleşebiliyor. İşte benim hakkım diyorum, ben alayım. Mutlaka bana gelmeli diye düşünüyoruz. Bu bizim için esasında şükrü öldürüyor. Artık tabii şükrün kimden geldiğini de düşünmediğimiz için, yani bana diyelim ki annem babam bir şeyler alıyorsa diyorsun ki onun sorumluluğu, teşekkür etmeme gerek yok. İşte şunlar bunu yapıyorsa onun yapması gereken bir şey, teşekkür etmeme gerek yok. Bu da elde olanla mutlu olmak, yetinmek tabii. Yerine elde olmayana mutsuzluğu, tabii. Kavgayı. Bu defa koşuyoruz, yani tabir caizse onu elde etmek için koşmaya başlıyoruz o mutluluğu. Oradan mutlu olamıyorsun, ondan şükretmek kanaat etmeyi gerektirecek. Kaynağında bildiğimiz için. Bu öncelikle kendimizi tanımak diye başlangıçta konuşmuştuk ya. Öncelikle kendi imkanlarımı görmemi sağlayacak. Teşekkür edemeyen bir kişi imkanlarını anlayamaz. Nelere sahibim bunu göremez. Şimdi önce kendimdeki imkanları göreceğim, eksiklikleri göreceğim. Sonra bu imkanları bana veren Allah'la bağını kuracağım. Ona teşekkür edeceğim. Anne babaysa anne babanın bana sağladığı imkanları göreceğim, ona teşekkür edeceğim. Bütün bunların hepsi çocuklarımız için esasında bencilliği de ortadan kaldıracak. Tabii bu onlardan önce bizdekini kaldırması gerekiyor. Yani anne baba olarak ben bunları düşünmezsem o aile ortamını oluşturamayacağım. O şükür ortamı da oluşmayacak. Dolayısıyla biz buralarda bağını kurmadığımız zaman da teşekkür edemeyen insanları yetiştireceğiz.
hiçbir şeyden mutlu olmayan, her zaman daha iyisini arama değil de elindeki imkanlardan mutlu olmadığı için, onları tam olarak idrak edemediği için vazgeçen çocuklar yetiştirmiş olabileceğiz. Evet, hocam çok teşekkür ediyoruz. Efendim Kayseri için imsak vaktinin habercisi Ezan-ı Muhammedi Kayseri semalarında yankılanırken biz de TV Kayseri ekranlarından bu haberi sizlere ilan ediyoruz. İmsak vakti ve sabah ezanı efendim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة خير من النوم الصلاة خير الله أكبر لا إله إلا وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ
وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذ۪ي وَاَعَدْتَ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْم۪يعَادِ Ey bu okunan tam davetin Rabbi olan Allah'ım, Efendimiz Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti yüksek dereceyi lütfeyle, onu vaat ettiğin makamı Mahmud'a eriştir. Ya Rabbi, niyet ettik senin rızan için bugünkü Ramazan orucumuzu tutmaya. Ya Rabbi, onu bize kolaylaştır. Bizden kabul eyle. Bize dünya ve ahiret güzelliği ihsan eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Ya Rabbi, bizi ve neslimizi namazı kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Bizi, anne babamızı, bütün müminleri kıyamet gününde bağışla. Amin. Kıymetli izleyiciler, programımızın artık sonundayız. Şu an itibariyle orucumuza niyet ettik ve başladık. Cenab-ı Hak samimiyetle kendisine yönelen ve Allah için ibadetlerini yerine getiren kullarından eylesin bizleri. Bugün programımızda çok kıymetli bir konuğumuz, değerli bir hocamız var idi. Hocamızla çok özel kavramlar üzerinde hasbihal ettik, hocamızdan istifade ettik. Allah kendisinden razı olsun diyerek bir kez daha kıymetli hocamıza dönüyor. Ve şöyle bütün bir programın hulasa-i kelamı olacak bir şekilde hocam, sabır ve şükür hakkında ne dersiniz son olarak? Evet. Son olarak şöyle toparlayalım isterseniz. Sabır bilinçli bir tercih, bilinçli bir karar. Evet. Şükür de hakeza aynı şekilde. Bizi gelişmemize, daha iyi gitmemize, kendimizi tanımamıza birer fırsat. Evet. Allah'ın bir nimeti. Tabii bu nimetin sahibiyle bağ kurduğumuz zaman, yani sabretmeyi Allah'la bağ kurduğumuz zaman, sabretmeyi, şükretmeyi Rabbimizle bağını kurduğumuz zaman bize katkı sağlıyor. Hem bu dünyada hem öte dünyada hem de içinde bulunduğumuz ortamda. Dolayısıyla bu oruç ayında hem sabır eğitimiyle kendimizi eğitmiş olacağız, şükür eğitimiyle kendimizi eğitmiş olacağız, nimetlere şükür. Hem de etrafımızdaki insanların, çocuklarımızın, eşimizin, dostumuzun, akrabalarımızın, arkadaşlarımızın sabrı kuşanmasına, şükrü alışkanlık hale getirmesine yardımcı olmuş olacağız. Ben bu noktada size çok teşekkür ediyorum. Oruç ayında seyircilerimizin de bu sabır ve şükür eğitiminin verimli, bereketli geçmesini Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Allah razı olsun hocam. Eyvallah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Hakikaten mutlu olduk hocam sizi görmek, sizi dinlemek şeref verici. Allah razı olsun. Efendim Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Süleyman Akyürek hocamız bizlerle birlikte oldular. Teşrif buyurdular. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Sizler bizleri hanelerinize misafir ettiniz. Sahurun bereketini birlikte paylaştık. Sizlere de hasreten teşekkür ediyoruz. Yeniden programımızın bir başka bölümünde buluşmak ümidiyle sizleri Cenab-ı Hakk'a emanet ediyoruz. Allah'a ısmarladık. Hoş kalınız, hoşça kalınız efendim.